Merhaba, bu Kapalabhati, pompa nefesim. Kapalabhati aynı zamanda parlak kafatası demek. Yani aslında karnımızı pompalıyoruz ve karın nefesi çalışıyormuşuz gibi görünse de parlak kafatası anlamına geliyor. Şimdi bu nefesi nasıl yapacağımızı, nasıl uygulayacağımızı detaylarıyla birlikte uyguluyor olacağız. Önce oturduğun yere bir yerleş, oturduğun yeri bir hisset, rahat bir yer bul kendine. Daha önceki videolarımdan da bakabilirsin. Meditasyon oturuşunu da nasıl oturmuştuk oradan yönlendirebilirsin nasıl oturman gerektiğini. Ve rahat bir oturuştan sonra derin bir nefes al. Al nefesi çek içine. Derin bir nefes ver. Boşalt, boşalt, boşalt. Tekrar derin bir nefes al. Çek içeriye nefesi. Ve verirken pompa. Ve al nefesi, al nefesi, doldur, 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 tamamen ver, boşalt. Tekrar al nefesi, tamamen boşalt, tamamen, sonuna kadar tüm ciğerlerinin tamamı boşalsın. Ve şimdi tam doldurmadan küçük bir nefes al. Tut. Tutabildiğin yere kadar. Zorlandığın yerde kesinlikle nefesi boşalt. Ancak fark edeceksin ki bu nefes tekniğini çalışmaya devam ettikçe orada nefesin genişleyecek. Yani nefes almaya ihtiyaç duymadığın, içeride hala nefesin var olduğunu hissettiğin bir alan açılıyor olacak. Ve şimdi nefesi tamamen boşalttıysan tekrar ikinci kere bir tekrar daha yapalım. Nefes al. Kocaman bir nefes çek içeriye doğru ve verirken pompa. Verdiğin nefesi pompalayarak devam et. Verdiğin nefesi iyice ileri doğru iterek. Zaten kendiliğinden tekrar nefes alıyor olacaksın. Ve devam. Son 10. Ve nefes al. Çek nefesi içeriye. Havayla dolsun içerisi iyice. Ve nefes verirken tamamen boşalt nefesi. Tekrar nefesi alırken tam doldurmadan küçük bir nefes al ve tut onu. Bırak içeride genişlesin zaman, alan. Zorlandığın yerde tekrar nefesi boşalt. Kapalabhati, yani parlak kafatası anlamına geliyor. Sanskritçe bir isim bu. Ve parlak kafatası, yani parlayan kafatası. Kafatasının parlaması, zihnin durulması, sakinleşmesi, zihnin parlaması, ışıldaması anlamına da geliyor. Bu nefes tekniğini 3 kere tekrarlayabilirsiniz. Yine sabahları veya akşamları yoga pratiğinizden önce yapabilirsiniz. Sonra yapabilirsiniz. Veya yoğun bir günün ardından ya da erken bir vakitte kalktığınızda bu nefes pratiğiyle güne başlıyor olabilirsiniz. Teşekkür ederim benimle birlikte yaptığınız için. Namaste.